Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. İşçi problemlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, 12. soruda kalmıştık. Aşağıdaki şekilde A ve B işçilerinin yaptıkları iş miktarlarının zamana göre değişim grafiğini vermiş. Kapasitesi A işçinin, sinin kapasitesinin iki katı olan C işçisiyle beraber 3 işçi 66 metrekare işi kaç günde yaparlar? İşte tam sınavlık bir soru arkadaşlar. Bakın şimdi, ee, burada... İş vermiş yani iş metrekare bir de süre vermiş. Bizim yapmamız gereken birim zamanda bunların yaptıkları işi bulmak arkadaşlar. Mesela A işçisine baktığımız zaman şuradaki noktaya bakıyoruz. Gün burası iş miktarı. Yani A işçisi 3 günde 18 metrekare iş yapmış. Onu yazıyorum. Bakın A işçisi ne yapmış? 3 günde doğru mu? 3 günde 18 metrekare iş yapmış. Acaba bir günde ne kadar iş yapıyor? Bunu bulmamız lazım. Bir günde ne kadar iş yapar? Arkadaşlar oran orantı yapıyorum. 3 günde 18 metrekare iş yapıyorsa bir günde kaç metrekare iş yapar? 3'e bölmüş. Bunu 3'e böl. 6 metrekare iş yapar. Artık şurada yazalım mı? Mesela A'ya baktığımız zaman bir günde 6 metrekare iş mi yapıyor? E valla. B'ye geldik arkadaşlar. B işçisi bakalım neler yapmış. 4 günde 16 metrekare iş yapmış. 4 günde 16 metrekare iş yapıyorsa bir günde kaç metrekare iş yapar? 4'e bölmüş. Bunu 4'e böl. 4 metrekare iş yapar. O zaman B işçisi de toplam bir günde 4 metrekare iş yapar arkadaşlar. Burası gündür ha. Tamam Günde. Harikasın. Şimdi C işçisiyle ilgili bir bilgi vermiş bize. Kapasitesi A işçisinin kapasitesinin iki katı olan C işçisinden bahsetmiş. Yani C işçisinin kapasitesi A işçisinin kapasitesinin iki katıdır. Örneğin A işçisi bir günde 6 metrekare iş yapıyorsa C işçisi bir günde ne kadar iş yapar? 2 katı. Yani 12 metrekare iş yapacaktır. Peki benden neyi soruyor? Bu 3 işçi birlikte diyor arkadaşlar. 66 metrekare işi kaç günde yaparlar? O zaman ben şunu düşünmeliyim. A işçisi bir günde 6 metrekare iş yapar. B işçisi bir günde 4 metrekare iş yapıyor. C işçisi bir gün çalışırsa 12 metrekare iş yapıyor. 3'ü birlikte. Arkadaşlar bakın üçü birlikte. Bir gün çalışırsa yani bir günde kaç metrekare iş yaparlar bir günde? E, üçü birlikte bir gün çalışırsa A 6 metrekare iş yapacak. B işçisi 4 metrekare iş yapacak. C işçisi ise 12 metrekare iş yapacak. Toplayın 6, 4, A, 10, 22 metrekare. 20, toplam 22 metrekare iş yapmış olacaklar. He, ben artık şunu biliyorum. Üçü birlikte 22 metrekare işi bir günde yapabiliyorlarmış. Peki benden neyi soruyor? 3'ü birlikte 66 metrekare işi kaç metre kaç günde yaparlar? 66 metrekare işi kaç günde yaparlar? Valla yine oran orantı. Bu bunun 3 katı. Bu da bunun 3 katı olmalı. 3 kere 22 66. 3 kere 1 3. Arkadaşlar 3 günde yaparlar. Ben soru bu kadar uzun değil. Ben uzattım ki anlaşılsın. Cevabımız 3. Yani sınavda gelse de büyük ihtimalle formülü kullandırtmadan. Yani bu şekilde gelir. Haberiniz olsun. Aynı kapasitede 6 işçi birlikte bir işe çalışmaya başlıyorlar. Her gün bir işçi işten ayrılıyor ve bu şekilde iş toplam 5 günde bitiyormuş. Buna göre bu işçilerle aynı kapasitede 10 işçi birlikte çalışırsa kaç günde biter? Arkadaşlar sevgili arkadaşlar. Şimdi ilk videomuzda formülleri vermiştim. Kaç işçi var? Toplam 6 tane işçi var. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane işçi var. Aynı kapasitede diyor. Aynı kapasite ne demek? Hepsinin kapasitesi de aynıdır. Hepsinin bitirme süresi de aynıdır. Her birinin bitirme süresine t diyelim. O zaman biz e, tek başına bitirme süresini alta yazmıyor muyduk? Evet. Tek başına bitirme süresini alta yazıyorduk arkadaşlar. Hatırlayın. Formülümüz buydu. Bunlar bir iş yapacaklar. Doğru mu? Formülden gidiyorum. Şimdi arkadaşlar diyor ki iş toplam 5 günde bitiyor. Fakat her gün bir işti de işten ayrılıyormuş. O zaman bir, bir işçi sadece bir gün çalışmıştır. Diğer işçi iki gün çalışmıştır. Diğeri 3 gün çalışmıştır. Diğeri 4 gün çalışmıştır. Diğeri 5 gün çalışmıştır. Çünkü her gün bir işçi işten ayrılıyor arkadaşlar. Ve iş toplam 5 günde bitmişse o zaman son kalan bu ikisi de 5'er gün çalışmış oluyorlar. Ne demek istiyorum anlatacağım. Sevgili arkadaşlar ilk işi bırakan bu olsun. Yani her gün bir kişi yani bir günün sonunda bir işi ayrılıyor. İlk işi bırakan buysa o zaman bu bir gün çalışmıştır. İkinci gün işi bırakan buysa bu iki gün çalışmıştır. Üçüncü gün işi bırakan buysa bu üç gün çalışmıştır. Dördüncü gün işi bırakan buysa bu dört gün çalışmıştır. Şimdi iş beş günde bitmişse arkadaşlar bu da işi bıraktı. Artık bu beş gün bu da beş gün çalışmış oluyor toplamda. Anlaşıldı mı? Çok güzel. T ne? Her birinin işi bitirme süresidir tek başına. O zaman buradan bunları toplayalım. 5, 10, 14, 17, 20 oldu. Bakın 20 bölü T eşittir birden. T eşit 20 çıktı. E demek ki her bir işçi tek başına bu işi 20 günde bitiriyormuş. Ben artık bunu biliyorum. Bunu yazalım mı? Arkadaşlar burada aynı kapasitede diyor ki bir işçi bir işçi tek başına kaç günde bitiriyor demek ki? 20 günde bitiriyormuş. E bende neyi soruyor? Bu e, işçilerle aynı kapasitede 10 işçi kaç günde bitirir? Bir işçi 20 günde bitiriyorsa 10 işçi birlikte kaç günde bitirir? X günde diyelim ne yapacağız burada? Oran orantı yapacağız arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, işçi sayısıyla işin bitme süresi ters orantılıydı. Bu önemlidir ha. Yani burada işçi sayısını artırırsanız süre azalır. Dolayısıyla burada ters orantı var. Buna dikkat edeceksiniz. E tamam 10 çarpı x eşittir 1 kere 20 20 x buradan 2 çıkar. Dolayısıyla 10 işçi 2 günde bitirir. Cevabımız Bursa'dır diyoruz. 14. sorudayız. 3 işçi bir işi tek başlarına sırasıyla A, B, C günde bitiriyorlar. 3'ü birlikte çalışırsa bu iş 12 günde bitiyor. X küçük, Y küçük, Z olduğuna göre X aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım. Size ne demiştim? Karışım problemlerinde söyledik. Hareket problemlerinde söyledim. Burada söylüyorum. Eğer problem sorularında böyle bir kıyaslama varsa acaba bunlar eşit olsaydı ne olurdu diye düşünmemiz gerekiyor. Ne demek istiyorum? 3 tane işçi var arkadaşlar. Bu arada ben burayı yanlış yazmışım. Özür diliyorum arkadaşlar. Burası A olacak tamam mı? Burası B olacak. Burası da C olacak. Tamam mı? X, Y, Z değil. A, B, C. A küçük, B küçük, C. Şimdi 3 tane işçi var. Birinci işçimiz, ikinci işçimiz ve üçüncü işçimiz. Birinci işçi tek başına A günde bitiriyormuş. İkinci işçi tek başına B günde bitiriyormuş. Üçüncü işçi de tek başına C günde bitiriyormuş. Normalde A küçüktür B, B de küçük C'dir. Burayı yanlış yazmışım arkadaşlar. X, Y, Z değil. A, B, C'dir. Şimdi ben hemen şunu düşüneceğim. Acaba A eşit B eşit C olsaydı ne olurdu? Bu benim için önemli. Şimdi sevgili gençler bak 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 neler yapacağım. Üçü birlikte çalışırsa iş 12 günde bitiyormuş. Yani 3 işçi birlikte 3 işçi birlikte kaç günde bitiriyormuş? 12 günde bitiriyormuş. Benim merak ettiğim şey şudur. Acaba bir işçi tek başına kaç günde bitirir? Tamam o önemli benim için. Bir işçi tek başına kaç günde bitirir? Yani 3 işçi birlikte e, x e, 12 günde bitiriyorsa öyle demiş. 3'ü birlikte 12 günde bitiriyorsa biri tek başına kaç günde bitirir? Arkadaşlar işçi sayısı ile gün sayısı ters orantılıdır. Neden? Çünkü işçi sayısını azaltırsanız gün uzar gider. Anlaşıldı mı? O zaman 1 çarpı x, x eşit 3 kere 16, 30, 3 kere 12, 36. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Eğer, eğer a eşit b eşit c olsaydı A da 36 olurdu. B de 36 olurdu. C de 36 olurdu. Yani 3'ü birlikte 12 günde bitiriyorsa her biri tek başına 36 günde bitiriyor. Fakat A eşit B eşit C dememiş ki. Bana A en küçüktür diyor. Yani A küçüktür B'den B de küçüktür C'den. Dolayısıyla A 36'dan küçük olmalı. Eğer A 36 dersek bu bunlara eşit oluyor arkadaşlar. A en küçükse A 36. Yani ne zaman A 36 oluyor? A eşit B eşit C olduğu zaman. Demek ki A'nın alabileceği en büyükler 36'dır. A küç en küçük olduğuna göre 36 olamaz. A küçük 36 olmalı. Yani birinci işçi demiş ki A arkadaşlar A, X aşağıdakilerden hangisidir demiş. X A'dır. Ben bunu yanlış yazmışım. A B C. X A aşağıdakilerden hangisi olabilir? 36'dan küçük. Çıklarda zaten bir tane olur arkadaşlar. 36 olamaz. Neden? Çünkü eşit oldukları zaman 36 oluyor. 36'dan büyük olamaz. Çünkü A en küçüktür. E, 36'dan küçükse şıklarda 36'dan küçük bir tane seçenek var. Anlaşıldı mı? Çok güzel. Tekrar arkadaşlar 15. sorudayız. Eş güçteki 3 işçi bir işi birlikte 16 günde bitiriyorlar. İşçilerden ikisinin kapasitesini %20 artırır. Diğerinin kapasitesini %20 azaltırsak üçü birden bu işi kaç günde bitirir? Vey vey maf olduk. Şimdi bak eşit kapasite eş güçte ne demek? 3'ünün de bitirme süresi aynıdır. 3'ü birlikte 16 günde mi bitiriyor? Hemen 3'ü birlikte yani 3 işçi birlikte bu işi 16 günde bitirebiliyorlarsa acaba bir işçi tek başına bu işi kaç günde bitirir? Bunu bulmam lazım. Hocam efendim işçi sayısıyla zaman ters orantılıdır. Ben bunu biliyorum. O zaman şöyle yapacağız. Doğru orantı değil. 1 çarpı x, x eşittir. 3 kere 16, 48. Şimdi artık ben şunu biliyorum. 3 tane işçimiz var arkadaşlar. Bakın birinci işçi ikinci işçi ve üçüncü işçi. Eğer üçü birlikte, üçü birlikte 16 günde bitiriyorsa her biri ve bunlar eş güçte ise her biri tek başına 48 günde bitirir. Bunu artık biliyorum arkadaşlar. Her biri tek başına kaç günde bitirecek? 48 günde bitirecek. Eğer üçü birlikte 16 günde yapıyorsa oran orantı yapmışım bulmuşum. Şimdi Artık ben şunu biliyorum arkadaşlar. Birinci işçi bu işi tek başına kaç günde bitirir? 48 günde. İkinci işçi o da tek başına 48 günde bitirir. Üçüncü işçi o da tek başına 48 günde bitirir. Üçü birlikte zaten 16 günde oradan bulmuştuk. Harikasın. İşçilerden ikisinin kapasitesini %20 artıracakmışız. Mesela şu ikisi arkadaşlar. Kapasitelerini ne yapacağım? %20 artıracakmışım. Diğer işçinin kapasitesini de %20 azaltacakmışım. Diğer işçi de budur. Bunun kapasitesini de %20 azaltacakmışım. O zaman ne olacak? Bakın işçilerden ikisi diyor ha. Mesela bu ikisinin kapasitelerini bire %20 artıracağım. Arkadaşlar bu tarz sorularda kafanız karışsın istemiyorsanız şöyle yapmanızı öneriyorum. Birinci işçinin kapasitesini de %20 artıracağım. İkinci işçinin kapasitesini de %20 artıracağım. Şimdi normalde bunun kapasitesine örneğin %100 kapasiteyle çalışsın tamam mı? Öyle düşünelim. %100 kapasiteyle kaç günde bitiriyor birinci işçi? 48 günde bitiriyor. Günde bitiriyorsa işi Acaba kapasitesini %20 arttırsak, yani kapasiteni, kapasitesini %120 yapsak kaç günde bitirir? Anlaşıldı mı? Bak ne şey yapıyorum. Birinci için normalde tek başına 48 günde bitiriyor. %100 kapasiteyle yani kendi kapasitesiyle 48 günde yaptığını biliyorum. Acaba kapasitesini %20 artırırsam yani %120 kapasiteyle kaç günde yapar? Burada da ters orantı var. Neden? Çünkü bir şeyin bir işçinin kapasitesini artırırsanız, hızını artırırsanız bitirme süresi azalır arkadaşlar. Ters orantı var. Oran orantı ile ilgili bir soru zaten. O zaman 120 çarpı x değil mi? Bakın 120 çarpı x eşittir. 100 çarpı 48. 100 çarpı 48. E, buradaki sıfırla buradaki sıfır gitti. 48'i 12'ye bölsem kaç olur? E, 4 mü? Evet. X kaç çıktı? 40 çıktı. Eğer ben bunun kapasitesini, şunun rengini değiştireyim. Eğer ben bu işçinin kapasitesini %20 artırırsam bu 48 günde değil artık 40 günde bitirir sevgili arkadaşlar. E bunun da kapasitesini her iki iki tane işçinin kapasitesini %20 artıracaktım. E bu da aynı şekilde bunun kapasitesini %20 artırırsam artık 40 günde bitirir. 40 günde bitirir. 3. işçinin kapasitesini de %20 azaltacakmışım. Aynı şeyi yapıyorum arkadaşlar. Bakın aynı şeyi yapacağım şimdi. Şurayı bir sileyim. Özür diliyorum. Şurayı bir sileyim. Tamam. Bakın üçüncü işçi için konuşalım. Kapasitesini ne yapacakmışım? Yüzde yirmi azaltacakmışım. Normalde %100 yüz kapasiteyle kaç günde bitiriyordu? 48 günde bitiriyordu. Kapasitesini yüzde yirmi azaltsam. Yani yüzde seksen olmazdı mı kapasitesi? Kaç günde bitirir? Yine ters orantı var. Buradan bulabiliriz. Yani 80 çarpı x eşittir 100 çarpı 48. Buradaki 0 ile buradaki 0 gitti. 48'i 8'e böl 6. X kaç çıktı? 10 kere 6. 60 çıktı. Harikayız. Yani demek ki arkadaşlar bu işçinin kapasitesini %20 azaltırsa 48 günde değil de artık bu 60 günde bitirir. Tamam Ters orantı var. Yani ile zaman her zaman ters orantılıdır. E, ondan sonra kapasiteyle e, işin bitme süresi ters orantılıdır. Hızla zaman zaten her zaman ters orantılıydı. Çok güzel. Artık ben şunu biliyorum. Birinci işçi tek başına 40 günde, ikinci işçi tek başına 40 günde, üçüncü işçi tek başına 60 günde yapar. Bu durumda diyor. Üçü birlikte bu işi kaç günde yaparlar? Eyvallah formülümü biliyorum. Eyvallah. Çalışmışım ilk videoya. Üçü birlikte kaç günde yaparlar? Birinci işçinin çalışma süresi 1. 40'tır Artı ikinci işçi tek başına 40 günde yapıyor. Üçüncü işçi artık tek başına 60 günde yapıyor. Üçü birlikte bu işi kaç günde yaparlar? Çarpı t eşit 1. Bu işlediği için buraya 1 yazıyorduk. Faydaları eşitle. Paydayı 120 ile eşitliyorum. Buraya 2 ile şurayı 3 ile burayı 3 ile paydaları eşitliyorum. 3 kere 1 burası 3 olacak. 3 kere 1 burası 3 olacak. 2 kere 1 burası 2 olacak. 3 3 daha 6 2 daha 8 mi? Evet 8 t bölü 120 oldu. 8 t bölü 120 eşit 1'dir. 8'e böl 1. 120'yi 8'e böl 15 mi? Evet t eşit 15 çıktı. Demek ki bu durumda 3'ü birlikte 15 günde bitirecek cevap Edirne. Harikayız. Sevgili arkadaşlar şimdi son çözeceğim son üst soru tam sınavlık sorudur haberiniz olsun. Mesela sınavda bu tarz sorunun gelme ihtimali daha yüksektir haberiniz olsun. Aşağıdaki tabloda 5 aşamada yapılan bir makinenin her bir aşamasının bir işçi tarafından bitirilme süreleri verilmiş. He. bu makineyi yapmaya iki işçi birlikte başlamış. İlk iki aşama bittikten sonra bir işçi daha yardıma gelmiş ve bu üç işçi kalan aşamaları birlikte bitirmişler. Buna göre bu makine toplam kaç günde biter? Can yoldaşlar bakın bir makine var. Birinci aşama dört günde yani bir işçi Ali. Ali birinci aşamayı tek başına dört günde bitiriyor. İkinci aşamayı tek başına beş günde yapıyor. Üçüncü aşamayı tek başına dört günde, dördüncü aşamayı altı günde, beşinci aşamayı 8 günde yapıyor. Var mı bir sıkıntı? Ama bir işçi tarafından ha çok güzel. Diyor ki <laughs> bu makineyi diyor iki işçi birlikte yapmaya başlamış ve ilk iki aşamayı bitirmişler. E şimdi ilk iki aşamaya baktığımız zaman bakın ilk iki aşama normalde 4-5 daha 9 günde bitiyor. Doğru mu? Normalde bir işçi ilk iki aşamayı 4-5 daha 9 günde yapar. Bir işçi ilk iki aşamayı kaç günde yapar? 4-5 daha 9 günde bitirir. Bunu biliyoruz. Ama diyor ki iki işçi birlikte başlamış. E tamam ilk iki aşama bir işçi tarafından 9 günde bitiriliyorsa acaba 2 işçi kaç günde bitirir? Bulabilirim. E valla oran orantıyı biliyorum. Sevgili arkadaşlar işçi sayısıyla zaman ters orantılıdır. Bunu biliyoruz artık. Yani şöyle yapacağız tamam mı? Yani 2x eşittir 9. x kaç çıktı? 4,5 çıktı. 9'un yarısı 4,5. Dolayısıyla iki işçi ilk iki aşamayı kaç günde yaparlar? Dört buçuk günde yaparlar. Daha sonra diyor ilk iki aşama bittikten sonra bir işçi daha yardıma gelmiş ve kalan aşamaları bitirmişler. He. Şimdi iki işçi işe başlamıştı. Kalan aşamalara geçtiklerinde bir işçi daha yardıma geliyormuş öyle diyor. O zaman oldu 3 işçi. Şimdi normalde kalan aşamalara baktığımız zaman kalan aşamaları bir işçi tek başına kalan aşamaları bakın bir işçi kalan aşamaları kaç günde yapar tek başına? 4-6 daha 10-18 günde yapar. 18 günde yapar. Ama kalan aşamaları kaç gün işçi başlayacak? 3 işçi. Tekrar ediyorum. 1 işçi normalde kalan aşamaları toplayın 18 günde bitiriyor. Acaba 3 işçi kaç günde bitirir? Çünkü 3 işçi burada çalışacak kalan aşamalarda. Değil mi? 2 işçi başlamıştı sonra biri de yardıma geldi. 3 işçi oldu. Yine ters orantı var arkadaşlar. 3x eşittir 18'den. x eşittir kaç çıkıyor? 6 çıkıyor yaparsınız değil mi? Bakın 3x eşittir. Bir kere 18, 18, x 6 iki Kalan aşamaları da üç işçi 6 günde bitirecek. O zaman bu iş e, toplam kaç günde biter? İlk iki aşama dört buçuk günde bitmişti. Son üç aşamada altı günde bitti. Dört buçuk artı altı toplam on buçuk günde biter. Cevabımız denizli olacak. Ee, Arkadaşlar bakın ben uzun uzun çözüyorum ki anlaşılsın. Bu kadar uzun değil normalde ha. Vallahi kafadan bile yaparsınız. Alın size sınav. Yani sınavda çok böyle absürt sorular gelmiyor gelse de. Mesela bu gelse diyorlar ki işçi problemleri kaldırıldı. Evet kaldırıldı ama bu soru gelse bu oran orantıdır. Bu işi değil ki. Gelebilir. Bilemiyoruz. Dolayısıyla çözüm. Bir çiçekçide çalışan Alev ve Bircan'ın bir menekşe ve bir papatya demetini hazırlama süreleri aşağıda verilmiştir. Bu çiçekçi 30 menekşe ve 25 papatya demetinden oluşan bir sipariş aldıktan sonra Alev, Menekşe, Bircan ise papatya demetlerini hazırlamaya başlıyor. İşini ilk bitiren kişi vakit kaybetmeden arkadaşının diğer demetleri hazırlamasına yardım ediyor. Siparişler saat 13.30'da başlamışsa saat kaçta biter? Vey, vey, vey. Şimdi bu nasıl bir soru biliyor musunuz arkadaşlar? DGS'de bu tarz bir soru geldi. Buna benzer bir soru geldi haberiniz olsun. Bakın şöyle düşünmemiz lazım. İlk önce tabloya bakalım. Alev'in hazırlama süresi. Alev bir menekşe demetini 3 dakikada hazırlıyormuş. Bir papatya demetini 4 dakikada hazırlıyormuş. Bircan ise bir menekşe demetini 5 dakikada hazırlıyormuş. Bir papatya demetini yapmaya çalışsa 6 dakikada bitiriyormuş. Tamam. Ondan sonra bir çiçekçi sipariş almış bir şey olmuş. 30 menekşe ve 25 papatya demetinden oluşan bir siparişini aldıktan sonra Alev'e menekşe, Bircan'a ise papatya demetlerini vermiş. O zaman yazalım. Hemen yazıyorum. Alev. Buraya ne yazıyorum? Bircan. Çok güzel. Bakalım aleme, Alev'e ne vermiş? Aleve 30 tane menekşe demetini yapmasını istiyor. 30 menekşe e, efendimizin demeti. Bir cana da doğru mu? 25 tane e, papatya demetini veriyor. Yani veriyor derken Aleve diyor ki kardeşim diyor bize sipariş geldi. Siz benim işçilerimsiniz. Burada çalışıyorsunuz İşinizi yapın. Size maaş veriyorum. E, ben şu an diyor yani çiçekçi diyor ha. 30 tane menekşe 25 tane de papatya demeti siparişi almışım diyor. Bunları hazırlayın diyor. Ona göre diyor Alev diyor sen menekşeleri yap. Bircan sen de papatyaları yap. Doru ile diyor. Bak Alev'e menekşe Bircan'a papatya demetlerini hazırlamasını istiyor. İşini ilk bitiren de arkadaşına yardım etsin diyor. Anladın? Ve onlara soruyor diyor kaç günde yani ne zaman biter? Şu an saat 13.30 başlayın ne zaman biter bana söyleyin. Bir bakalım ne zaman bitecek? Arkadaşlar şimdi ben şunu biliyorum. Bakalım kim ilk önce işini bitirecek? İlk önce onu merak ettim. Alev menekşeleri mi yapacak? E valla. Menekşe. Bunda öyle bir yazmışım ki. E, alev bir menekşe demetini 3 dakikada yapıyor. He. Yani Alev ne yapıyor? Bir menekşe demetini kaç dakikada yapıyormuş tabloya göre? 3 dakikada yapıyor. Acaba Alev 30 menekşe de, e, demetini kaç dakikada yapar? E, bir, da, bir menekşeyi 3 dakikada yapıyorsa 30 menekşeyi 30 katı 30 katı 90 dakikada yapar. Yani 90 dakikada alev bütün menekşeleri demetler. İşini bitirir yani. Bircan acaba ne yapacak? Bakalım Bircan mı 90 dakikada ne yapar acaba? Ya da Bircan belki daha hızlı bitirir, daha çabuk bitirir. Onu bilmiyoruz ki. Bircan'a baktığımız zaman bir papatya, Bircan papatya yapıyor ha. Bir papatyayı, Bircan bir, bir papatyayı 6 dakikada yapıyormuş. Yani bir papatya demetini 6 dakikada yapıyorsa 25 papatya demetini kaç dakikada yapar? 25 katı, 25 kere 1, 25, 25 kere 6, 150 dakika. E, bu daha erken bitirdi. O zaman dur. O zaman işi ilk bitiren kim olacak? Valla Alev'dir. Alev işini bitirsin o zaman. Peki Alev kaç dakikada işini bitiriyor? Valla tam 90 dakikada işini bitiriyor. E valla Alev tam 90 dakikada bu 30 menekşenin hepsini bitiriyor, demetliyor. O zaman 90 dakika geçti şu an. Doğru mu? 90 dakika geçti. Peki 90 dakika boyunca bunlar birlikte işe başlamamışlar mıydı? Evet. Alev 90 dakika boyunca işini yaptı. 90 dakika sonra Bircan'a sordu. Sen ne yaptın? Herhalde Bircan diyemez. Ben çay içtim, kahve içtim, kendime biraz gezdim, telefonla takıldım. Öyle diyemez. Doğru mu? Yani Bircan da diyecek ki evet sen 90 dakika boyunca menekşeleri demetledin ama ben de 90 dakika boyunca boş kalmadım. Ben de 90 dakika boyunca elimden geldiğince kendime papatya demetledim. O zaman o da soracak. Diyecek sen 90 dakika boyunca ne yaptın? Çünkü ben 90 dakika boyunca çalışmışım. Sen acaba 90 dakika boyunca ne yaptın? Bakalım Bircan cevap versin. Bircan diyor ki bak şimdi kardeşim kızma. Ben de iş yapmışım. Kızmayın bana. Bircan diyor ki ben normalde bir papatyayı 6 dakikada bak 6 dakikada bir papatya demetini yapıyorum. E 90 dakika boyunca sen çalıştın bakalım 90 dakika boyunca kaç papatya demetlemiş. Bircan 6 dakikada bir papatya demetliyorsa 6 dakikada, ben bu arada yanlış konuşuyormuşum arkadaşlar. 6 dakikada bir e, demet papatya yapıyorsa 90 dakikada kaç demet papatya yapar? Bulabiliriz. E bu bunun 15 katı. Oran orantı yapın. En zor zorlanıyorsanız böyle yapın. Ha, ben kafadan yapıyorum. E, 15 kere 6, 90. 15 kere 1, 15. Yani 15 papatya demetini yapar arkadaşlar. Ya da şöyle yaparsınız. Bunun 6 katını. Ya da bunu 6'ya böl, 1. Bunu 6'ya böl, 15. E, artık ben şunu biliyorum. Şuraya bir güzel yazayım, Dur dur şöyle bir güzel yazayım. 15 papatya. Artık ben şunu biliyorum arkadaşlar. Ben artık şunu biliyorum. 90 dakika geçti. Alev bütün menekşeleri bitirdi. Bircan ise 15 tane papatya yaptı. E 25 tane papatya vardı. 15 tanesini yapmışsa kaç papatya kaldı? Geriye 10 papatya kaldı. Anladın mı? 10 papatya demetini daha yapacak. Tekrar ediyorum. 90 dakikada Alev ne yaptı? Bütün menekşe siparişlerini hazırladı. Bitti işini bitirdi. Bircan ne yaptı? 6 dakikada bir papatya yapıyorsa 90 dakikada yani bunun çalışması süre zarfında 15 papatya yapar. Toplam 25 papatya hazırlaması gerekiyordu Bircan'ın. Öyle vermiş. 25 papatya'dan 15 tanesini yapmışsa geriye 10 tane papatya demetinsin daha yapması gerekiyor. Şimdi Menekşe o zaman yardıma gelecek tamam mı? Bu geriye kalan 10 papatya'yı kim yapacak? Hem Alev yapacak hem de Bircan yapacak. Menekşe Alev hepsi karıştı. Yani bu ikisi birlikte mi 10 papatya yapacak? Evet. O zaman benim şunu düşünmem lazım. Bu 10 papatya'yı birlikte, ikisi birlikte kaç e, ne kadar sürede hazırlarlar? Gelin birlikte bunu inceleyelim. Arkadaşlar Papatya'ya bakıyoruz. Başka da bir şey bakmıyoruz. Alev 4 dakikada bir papatya demetini yapıyor. Alev ne yapıyormuş? 4 dakikada bir papatya demetini yapıyor. Alev. Bircan ise, Bircan ise 6 dakikada bir papatya demetini yapıyor. 6 dakikada bir papatya demetini yapıyor. Arkadaşlar bunda bu tarz durumlarda eğer birlikte çalışıyorlarsa süreyi eşitliyorsunuz. Yani 4 ve 6 nerede eşitlenir? 12'de doğru mu? 12'de eşitlenir. Ne demek istiyorum? İzleyin. Bu 4 papatyayı bir, 4 dakikada 1 papatya yapıyorsa 12 dakikada kaç papatya yapar? E, 3 papatya yapar. Doğru mu? 3 ile genişlettim. 3 kere 4, 12. 3 kere 1, 3. Oran orantı yaptım ya da arkadaşlar. 4'e 1 ise 12'ye 3'tür. Demek ki alev 12 dakikada bir 3 papatya yapar. Benzer şekilde Bircan 6 dakikada 1 papatya yapıyorsa 12 dakikada kaç papatya yapar? 2 papatya yapar. Yine oran orantı yaptım. 6'ya 1 ise 12'ye 1'dir. Ya da 2 katı 12, 2 katı 1. Artık ben şunu biliyorum arkadaşlar. Alev ve Bircan 12 dakika çalışırsa ikisi birlikte bakın ikisi birlikte ikisi birlikte 12 dakikada 12 dakika çalışırlarsa ikisi birlikte 3 papatyayı Alev yapar. 2 papatyayı bir can yapar. 3 daha 5 papatya yaparlar. Tamam. Yani ikisi birlikte 5 papatyayı 12 dakikada mı yapıyorlar? Evet kardeşim bizim mahvetin yeter. 10 e, papatyayı ikisi birlikte kaç dakikada yaparlar? E, oran orantı yap. İkisi birlikte 5 tane papatya demetini 12 dakikada yapıyorsa 10 papatya demetini kaç dakikada Oran orantı. 2 katı 2 katına at 24 dakika. Yani 5'e 12 ise 10'a 12'dir. Ya da şöyle yapın arkadaşlar. X deyin şöyle yapın. 2 kere 5 10 2 kere 12 24. 5 papatyayı birlikte 12 dakikada yapıyorlarsa 10 papatyayı 24 günde 24 dakikada yaparlar. Demek ki geriye kalan 10 papatyayı birlikte 24 dakikada yaparlar. Bir 24 dakika daha geçecek. Amma da uzattım. Eyvallah çok uzattım. Arkadaşlar bize diyor ki yani toplam 90 dakikada Alev bunu bitirdi. Bircan 15 papatyayı bitirdi. Geriye kalan 10 papatyayı da ikisi birlikte 24 dakikada bitiriyor. Yani toplam iş kaç dakikada biter? O zaman 114 dakikada biter. Yani 114 dakika sonra bu iş tamamlanmış olacak. Tamam? O zaman iş 13.30'da başlamışsa kaçta bitecek? Yani 114 dakika sonra. Peki 114 dakikayı ben nasıl yazabilirim? Bak 114 dakikayı şöyle yazabilirim. 30 eklersen 1 oluyor ya. 30 dakika artı 60 dakika artı 24 dakika diye yazabilir miyim? Ben öyle gidiyorum. Sen farklı yolla da gidebilirsin. 30 60 daha 90. Şu 90'ı 30 60 diye ayırdım. 24 24'tür. Öyle düşünün arkadaşlar. Toplayın 114. 13:30. Bakın saat 13 30. 30 dakika sonra saat kaç olacak? Valla 14 olacak. 60 dakika 1 saattir. 60 dakika sonra 15 .00 olacak. 24 dakika sonra valla da 15-24 olacak. Anladın mı? Arkadaşlar 13-30, 30 dakika ileri git 14, 60 dakika ileri 4, git 15, 24 dakika ileri git 15-24. Çok uzattım arkadaşlar. Tamam mı? Çok uzattım. Soruyu çözmedim. Bakın tekrar ediyorum. Soruyu çözmedim. Soruyu çözsem arkadaşlar 1 dakika maksimum 2 dakika çözüp geçerdim. Anlaşılsın diye. Bu soru üzerinde sizlere bir şey aktarabileyim diye. Çünkü bu sorunun gelme ihtimali mesela yüksektir. O yüzden yani soru üzerinde bir şeyler anlatayım, bir teknik geliştireyim. O yüzden bir uzadı. Mesela bana ne ben bir dakikada çözüp geçerim. Anlaşıldı mı? Sen notlarını al güzel bir şekilde sonra zaten bir dakikada çözersin. Sevgili arkadaşlar son sorumuzdayız. Bir matbaada A marka ve B marka baskı makineleriyle ilgili aşağıdakiler bilmektedir. A marka baskı makinesi 5 dakikada 2 kapak basabiliyor. B marka baskı makine, makinesi 7 dakikada 3 kapak basabiliyor. Bu makineler aynı anda kapak basmaya başladıktan sonra toplam 580 kapak basıldığında durduruluyorlar, durduruluyor. E buna göre B marka baskı baskı makinesi kaç adet kapak basmıştır falan. Arkadaşlar eğer böyle şeyler görürseniz bir önceki soruna soruya benzer bir soru. Bu buradaki süreleri eşitliyoruz tamam mı? Süreleri eşitleyeceğiz. Zamanlar eşitlenecek. İki işçi aynı anda eşitleniyorsa ikisi için zaman aynıdır. İki makine aynı anda çalışıyorsa ikisi için de zaman aynıdır. Aynı sürelerde de aynı sürelerde çalışıyorlar. Dolayısıyla benim şunu düşünmem lazım. 5 ve 7'yi nerede eşitleyebilirim? 35'te. Doğru mu? 5 ile 7'nin o ok keki 35'tir. A marka baskı makinesi 5 dakikada 2 kapak basabiliyorsa acaba 35 dakikada 35 dakikada kaç tane yapar? Onu bulalım. Tamam. oran orantı yapıyorum. 5'e 2 ise 35'e kaçtır? 7 kere 5 35. 7 kere 2 14. Tamam bak pratik yol. 14 kapak bitirir. He. Artık ben şunu biliyorum arkadaşlar. A marka baskın makinesi isterseniz yazayım. A marka baskın makinesi 35 dakikada Kaç tane yapıyormuş? 14 kapak basabiliyormuş. Kapak ne? Kitapların kapağı ne bileyim bir şey kapak. B marka baskı makinesi 7 dakikada 3 kapak e, basabiliyorsa acaba o da 35 dakikada bakın zamanı ne yapıyorum eşitliyorum. 35 dakikada kaç tane yapar? 5 kere 7 35. 5 kere 3 15. 15 kapak. Yine oran orantı yaptım ha. Demek ki B de 35 dakikada 15 kapak basabiliyormuş. E valla. O zaman ben şunu biliyorum sevgili arkadaşlar. 35 dakika ikisi birlikte tam 35 dakika çalışırlarsa 14 kapağı A makinesi yapar. 15 kapağı da B makinesi basar. 14-15 daha 29. Demek ki ikisi birlikte 35 dakikada 29 kapak basabiliyorlar. Şöyle şunu toplam 29 ya. İkisi birlikte bakın ikisi birlikte 14-15 daha 29. 29 kapağı tamam mı kapağı 35 dakikada bitiriyorlar. Ben de şunu düşünüyorum. İkisi birlikte 580 kapağı. ikisi birlikte 580 kapağı kaç dakikada bitirirler? Bilmiyorum. X dakika diyelim. E valla bulmuşum. E valla. 29 kapağı 35 dakikada bitiriyorlar ikisi 580 kapağı kaç dakikada bitirirler? Ee, şuradan şöyle oran orantı yaparak gidebilirim. Ama pratik yoldan gidersek daha güzel olur. Bunun yeri, bu bunun, bu bunun 20 katıdır. 20 çarpı 29 evet 580. 20 çarpı 35 700 eder. Eğer zorlanıyorsanız arkadaşlar şöyle yapın tamam mı? 29 çarpı x, x eşittir 580 çarpı 35 sadeleşmelerinizi yapın. Şurayı 700 bulacaksınız. Yani kısacası kısacası 580 kapağı ikisi birlikte 700 dakikada bitirebiliyormuş arkadaşlar. Bakalım benden neyi soruyor? B marka baskı makinesi kaç adet kapak basmıştır? He. B marka baskı, baskı makinesi şurada. Şurada. Yani B bakın B marka baskı makinesi 7 dakikada 3 kapak basıyordu. 7 dakikada 3 kapak basıyorsa toplam 700 dakika süre zarfında 700 dakika süre zarfında kaç kapak basar diye sormuş. 100 katı. 100 kere 7 700. 100 kere 3 300. 300 kapak basmıştır. Cevabımız Cihan. Bu kadar. Arkadaşlar soruları uzattım. Soruları uzattım. Uzattıkça uzattım. Ee, uzun uzun çözdüm yani. Umarım faydalı olmuştur. İşçi problemleri de böyleydi arkadaşlar. İşçi pro işçi problemleriyle ilgili soru gelirse yani zannetmiyorum formülsel bir soru gelse. Gelirse de zaten öğrendiniz. Ama son 3 soru özellikle bizim için çok önemliydi. Bakın özellikle arkadaşlar şu tarz sorular çok önemli bizim için. Tamam şu soru mesela bu tarz sorulara daha çok ağırlık vermenizi öneriyorum. Havuz problemlerini işlemeyeceğim arkadaşlar. Havuz problemleri tyt'de zaten kalktı gelmiyor. DGS'de gelme ihtimali var mı? Çok düşük. Tamam Çok düşük. İnanılmaz düşük. E, ama DGS KPSS Ales'e çalışıyorsanız e, bu videonun yorum kısmına atın. Eğer ısrarla havuz problemleriyle hocam havuz problemlerini de bize çözün. Havuz problemi diye bir şey yok arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde bakın burada değineyim. <laughs> Sevgili arkadaşlar. Havuz problemi de hiçbir şey yok. Aynı işçi problemleri gibi çözüyoruz. Yani niye burayı siliyorum ki? Durun durun ben yeni bir sayfa açayım. Özür diliyorum. Arkadaşlar havuz problemi nedir biliyor musunuz? Bakın bir tane havuz verirler bize. Bir tane havuz verirler. Bir tane A musluğu var. A musluğu, bir tane musluk var. Burada da başka bir musluk var. Tamam mı? A musluğu tek başına A saatte. B musluğu tek başına B saate bitiriyor. İkisi birlikte kaç saate bitirir? Ya 1 bölü A artı 1 bölü B Çarpı T eşittir 1. Yani şöyle düşünün. iki tane işçi var. Bu havuzu dolduruyor. E, bu işçi tek başına A saatte. Bu işçi de tek başına B saate bitiriyor. İkisi birlikte kaç saatte işi bitirirler? 1 e, bölü bir birincinin çalışma süresi. Artı 1 bölü ikincinin çalışma süresi. Çarpı T eşittir 1. Bu kadar. Bir bu var. Tamam. Aynı işçi problemi abi. Başka bir şey yok. Eğer havuzu boşaltan bir musluk varsa. Diyelim ki bu ikisi dolduruyor. Üçüncü bir musluk daha var. O da havuzu boşaltıyor. İşte havuz boşken musluklar açıldığında 3 musluk açıldığında havuz toplam kaç saatte dolar dediği zaman o zaman 1 bölü A artı 1 bölü B. Havuzlu boşaltan varsa eksi yazıyoruz. Eksi 1 bölü C çarpı T eşit 1 yapıyoruz. Ya bunu bilmeniz yeterli. Yani havuz problemleriyle ilgili açıkçası soru beklemiyorum. TAT'de zaten gelmiyor. Yani müfredattan kaldırıldı arkadaşlar. Ama ısrarla özellikle DGS, KPSS, ALES'e çalışıyorsanız e, hocam bize havuzla ilgili ilgili birkaç soru çözer misiniz derseniz arkadaşlar lütfen yoruma yazın. Ben birkaç soru çözerim sizin için havuz problemleri ile ilgili. Sevgili arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. bildirimlerinizi açın. Şu kanal sizin kanalınızdır. Bak kendimi mahvetmişim. Problemleri de bu arada bitirdik ha. E valla problemler bitti. Hocam faiz, faiz çıkmıyor boşver. Ben faizi işlemeyeceğim açıkçası. Param zaten. E, arkadaşlar problemleri bitirdik. Çok şükür gazamız mübarek olsun. Bundan sonra ne yapıyoruz? Kamp başlatacağım. Bir kamp başlatacağım arkadaşlar. Sayılarca bir kampı güzel bir tekrar yapacağız. Sonra problemler kampı gelecek. Bir yandan da arkadaşlar kümeler, pentos, kamnosun olasılık bilmem ne yardırıp gideceğiz. Harikasınız. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Biz artık arkadaşız. Güzel. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.